Geldiler. Günaydın. Pekala, kaç öğrenci kaldı? 1, 2, 3, 4. Of, çok uykum var. Batı 7. Günaydın Pinya. Günaydın. Uf, çekil önümden. Beni, ben sana kaç kez söyleyeceğim. Arkadaşlarını itme. Hadi o zaman sınıfa geçiyoruz. Çok uykum var. Evet çocuklar. Bugün mevsimler hakkında konuşacağız. Pinyo, senin en sevdiğin mevsim ne? Benim en sevdiğim mevsim kış. Çünkü kış oldu mu Antarktika'ya gidiyoruz kuzenlerimi ziyarete. Ben de kış mevsimini çok severim Pinyo. Özellikle kar yağdığında. Çünkü kar yağdığında kardan adam yapabiliyoruz. Siz kardan adam yapması da biliyor musunuz? Evet. Ne güzel. Peki siz bahar mevsimini bilir misiniz? Ben biliyorum. Bir anda çiçekler açıyor. Doğru. Sizce şu an hangi mevsimdeyiz? Sonbahar değil mi? Artık sonbahar bitti. Ve yaza doğru yaklaşıyoruz. Yazdan önce hangi mevsim geliyor? Bahar. Evet. Şu anda bahardayız arkadaşlar. O yüzden çiçeklerin hepsi açıldı. Her taraf çok güzel kokuyor. Ve havalar da ısındı. Hava demişken acaba dışarı çıkıp mı ders işlesek ha? Evet evet ne olur. Evet dışarı çıkalım. Tamam o zaman. Kapının önünde sıra yapın. Ben de hemen geliyorum. Üf ya hiç dışarı çıkmak istemiyorum. Her tarafta polen var. Ya ben polenleri seviyorum. Çünkü arılar onlardan bal yapıyor. Ay arıları da sevmem ben. Gitsinler polenlerini alsınlar. Her taraf sarı sarı oluyor. İğrenç. Hocam. Efendim? Dışarı çıkmasak olur mu? Her tarafta polenler. Tüylerimin sarı olmasını istemiyorum. Aa, polenlere alerjin mi var yoksa? Hayır. Sarı renginden nefret ederim. Tüylerime de yakışmıyor zaten. O zaman sen sınıfta kalabilirsin Vericim. Biz çıkacağız. Hadi bakalım. Üf ya bu gofret hocadan da nefret ediyorum. Hadi gel ya bir şey olmaz. Oyun oynarız aşağıda. Üf. Sırf çiçeklere bakmak için gidiyorum. Çünkü çiçekler benim gibi çok güzel. Peki burası çok güzel. Ya burnum niye bu kadar çok akıyor ya? Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse buraya kadar gelmişken pek ders işleyesim yok. İstiyorsanız dışarıda oynayabilirsiniz. Yahoo! Gel kanka çiçek toplayalım. Yazık değil mi ama çiçeklere? Burnum. Ben ne yapsam? Burnum. Burnum acıyor. Pinya top oynayacağız. Geleceğim. Hayır diyebilirdin Pinya. Ya kusura bakma. Allah'ım ne oluyor bana? Ay, herkesi balkondan izleyeceğim. Yalnız. Üf ya da sıkıldım. Bu çiçek kocaman. Bunu da alalım. Ya bütün çiçekleri topladık zaten. Bu da kalsın. Aa çiçeğe bak. Ne bakıyorsun be? Çiçek senin değil. Zaten benim olsun istemiyordum ki. Burada kalsın. Aa çok güzel kokuyor gibi duruyor. Çok. İğrenç. Pinya ne yaptın sen ya? Özür. Çık.
toz kaçtı sanırım. İstiyorsan elini yüzünü yıkayabilirsin tuvalette Pinyocuğum. Peki öğretmenim. Şimdi daha iyi hissediyorum vallahi. Çok iyi hissetmiyorum ya. İçerisi dolu mu? Çıkıyorum. Çok sıkıştım. Bir şey mi oldu? Yok yok. Allah Allah. Bir şey mi oldu? Bu yaşta sivilcen mi çıktı? Ne? Yüzün çok çirkin. Ne çirkin ya? Ben güzel bir minişim. Neyse. Eğer bir daha yüzüme tükürürsen. Yüzündekiler de ne? Ne olmuş yüzüme? Yüzüm benek benek. İğrenç gözüküyor. Ne kadar çirkin bir minişsin sen ya. Ya Penny, bugün seninle hiç uğraşasım yok ya. Lütfen beni bir yalnız bırak. Zaten başım dönüyor. Bana hapşırma demedim mi ben sana ya? Benim babam avukat. İstese seni ta hapise kadar yollayabilir. Sakın üstüme bir daha tükürmeye falan çalışma. Ne? İğrenç. Gitme zamanı yaklaştı. Pinyo mu? Pinyo? Pinyo, üstündekiler de ne? Hocam. Ne oldu sana? Su çiçeği mi oldun yoksa? Hem de şimdi. Allah Allah, ne kadar da kızarmış. Hocam. Pinyo. Çocuklar, hadi biri gidip okul hemşiresini çağırsın. Beni çağırmışsınız. Evet ya, bir öğrenci su çiçeği olmuş herhalde ya da kızamık, bilmiyorum, bayıldı. Bu su çiçeğine veya kızamığa benzemiyor. Bir şey alerjisi mi var? Yani ailesi pek bir şey demedi, o yüzden bilmiyorum. Siz ailesine haber verin. Ben de odama götüreceğim çocuğu. Peki. Pinyo. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hemşire hanım. Biz oğlumuzun kızamık olduğunu duyduk. Ama biz bu nasıl oldu anlamadık valla. Pinyo'nun herhangi bir alerjisi var mı sizin bildiğiniz? Yani yok. Ama hani bahar oldu mu biraz hapşırıyor. Herhalde tozlara falan alerjisi var. Pinyo uyandıktan sonra üstünde birkaç tane test yapmayı düşünüyorum. Onlar sayesinde anlarız ne alerjisi olduğunu. Peki doktor hanım. Oğlum iyi olsun da. Anne. Oğlum. Neredeyim ben? Pinyocuğum, az önce dışarıda oyun oynarken bayılmışsın. Senin bir şeye alerjin olduğunu düşünüyorum. Bulamadım ama muhtemelen dışarıda olan bir şey. Toz veya polen. Benim toz alerjim mi var? Yani polen de olabilir. Üstünde test yapmamız lazım. Şimdi sana birkaç tane şey vereceğim ve bunları koklamanı istiyorum. Bu bir. Peki. O zaman alerjin toza değil. Pekala, şimdi de bunu. Pekala, sanırım anladım. Neye alerjisi varmış? Pinyon'un polene alerjisi var. Polen mi? Aslında çok mantıklı. Daha önce niye doktora götürmedik? Ya canım, bu kadar kötü olduğunu nereden bilebilirdik ki? Merak etmeyin ama polen alerjisi için bir sürü ilaç var. Ben bunların birkaçını bir tane kağıda yazacağım. Onları gidip eczaneden alabilirsiniz. İyi o zaman. Her tarafım benek benek. Haklıymış çocuklar.
Ne biçim alerji bu ya? Alerji gayet normal bir şey Pinyocuğum. Birçok minişte de var. Ben biraz polen alerjisi olduğunu tahmin etmiştim. Çünkü semptomları genellikle hapşırma, hıçkırma, öksürme ve hepsi sende vardı zaten. Öğretmenim bana 2'de 1 hapşırdığımı söylemişti. Neyse, ilaçları yazdım. Teşekkür ederiz doktor hanım. Polen alerjisi hakkında çok şey öğrendik sizin sayenizde. En azından okula gitmeyeceğim. Yo, aslında gidebilirsin. Sadece ilaç alman lazım. Ya of ya,